Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Batı Odası'ndaki Aşk. Yazan Yuan Chen, çevirerek uygulayan Yeşim Bayer, yöneten Ergin Orbey, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım İsmail Hemikli. Oynayan sanatçılar: Bayan Chu, Nurşen Girgin Koç, Pembe Kız, Işık Yenersu, Chang Kung, Kazım Akşar, Küçük Bülbül, Hülya Gülşen, Başrahip, Münir Caner, Rahip, Faik Artuk, General Ting, Kurtuluş Şakir Ağaoğlu, General To Choen, Nihat Hakan Güney, Cheng Heng, Attekin Ertürk, Birinci Asker, Levent Kaleciklioğlu, İkinci Asker, Ömer Çakır, Hancı, Selim Gürata, Komutan Ahmet Yiğit. İşte çocuklar, uzakta Pu Chihu Manastırı göründü. Küçük Bülbül, buraya en son gelişimizi hatırlıyor musun? Baban tören giysileri içinde arabasında ilerlerken muhteşem bir alay arkasında yürüyordu. Ben o gün saçlarımı toplamış, incilerimin en güzelini takmıştım. Ne kadar, ne kadar genç ve güzeldim. Oh, oysa şimdi şu halimize bak. Ben zavallı yaşlı bir kadın, sense talihsizliğin ağına yakalanmış şanssız bir genç kız. Evlatlık oğlumuz ve hizmetkarımız Pembe Kız da olmazsa kim bilir, kim bilir ne yapardı. Anne, bu manastırda ne kadar sığıntı olarak kalacağız? Küçük Bülbül, bütün bu sıkıntılarımız yeğenim Cheng Heng, yollar açılıp buraya gelince bitecek. Liaoping yolunu hala isyancılar mı tutuyor? Gelen haberlere bakılırsa daha bir süre yolun devlet güçlerine açılması ihtimali yok. Eminim Cheng Heng bir an önce manastıra gelecektir. Küçük Bülbül, sen onun gibi zengin birisiyle evlenince yine eski mutlu ve görkemli yaşantımıza döneceğiz. Hoş geldiniz Bayan Chu. İzninizle inmenize yardım edeyim. Teşekkür ederim. Yolculuğunuz rahat geçti mi? Rahat sayılır. Bir sıkıntımız olmadı. En iyi odalarımızı sizin için hazırlattım efendim. Eşyalarımızı hemen taşıtın lütfen. İşte Pembe Kız. Yeni hapishane. Şş, böyle düşünme. Belki burada mutlu olursun. Rüzgar yapraklara özgürlüklerini verse bile, sular bu yaprakları nasıl olsa yakalar. Rüzgarı kınayıp acılarımı sulara mı anlatayım? Bir yabancı geliyor. Hızlı yürümeliyiz. Çok arkada kaldık. Annen manastıra çoktan girdi. Bu manastırda hiçbir hayat ışığı yok. Keşke gelenler çok olsa da sessizlik biraz bozulsa. Pembe Kız, rahibin yanındaki atından inen yolcuya bak. Lütfen yürü. Annen yalnız başına dışarı çıkmana bile izin vermezken sen bir yabancıya nasıl bakarsın? Lütfen yürü. Adım Hui Ming. Madem bir yorgunluk çayı içmek istemiyorsunuz, o halde sizi hemen bu kadar metini duyduğunuz manastırımızı gezdirebilirim. Yeryüzünde gördüğüm en güzel kız. Şimdi içeriye giren küçük hanımdan mı söz ediyorsunuz? Yeni kaybettiğimiz değerli başkanımız Chu'nun kızıdır. Kiraz dudaklı, ince dişli, incecik belli. Akşamın esintisinde sallanan söğüt dalları gibi fısıltılar halinde yürüyor.
Adımları kalbimin sırlarını açığa vurur gibi. Küçücük bakışı beni aşkların en güzeline sürükledi. Acaba onu tekrar ne zaman görebilirim? Oturduğu cennetin kilitleri, kapıları, duvarları göğe kadar yükseliyordur. Bakın baş rahibimiz geliyorlar. Sizi kendilerine tanıştırayım. Evet tabii. Kendilerine saygılarımı sunmalıyım. Efendim bakın bugün bir misafirimiz daha var. Manastırımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun içeriye geçip bir çay içelim. Nasıl arzu ederseniz efendim. Acaba manastırınızda benim için de boş bir odanız var mı? Manastırımızda her zaman herkese barınacak bir yer bulunur. Buyurun oturun. Nereden geliyorsunuz? Yolculuğunuz ne tarafa? Buyurun efendim çaylarınız. Teşekkür ederim. Adım Chang Kung. Bana şanslı Chang derler. Loyan'ın batısındanım. Atalarım imparatorluğun hizmetinde çeşitli görevlerde bulundular. Babam imparatorluk tören kurulu başkanıydı. Çok yakında kendisini kaybettim. Çok sevilen ve takdir edilen bir kişiydi. Eminim siz de başkentte açılan saray erkanı sınavlarına girmek için yola çıktınız. Evet efendim, birkaç ay sonra yapılacak sınavlara gireceğim. Eski klasikleri defalarca tekrar edip mürekkep hokkamı tüketmeme rağmen güneşe ne kadar yakınsam saraya da o kadar yakınım. Sarayda sizin gibi bilgililere çok ihtiyaç varmış. Ben aslında sadece bilimle uğraşan iddiasız bir insanım. Kitaplarıma gömülüp aylarca çalışmak beni çok mutlu eder. İzninizle bilgi sahamı genişletmek, çalışmak, bu arada değerli öğretilerinizden yararlanmak üzere bir süre manastırınızda kalmak istiyorum. İyi günler dilerim efendim. Hanımefendi eşi ölen başbakanımız için ne zaman ayin düzenleneceğini soruyor. Ayin salonu yarın sabah hazır olacak. Bayan Chu ve kızı gelip kutsal mumlarını ve tütsülerini yakabilirler. Efendim ben de ailemi almak için bu ayin törenine katılabilir miyim? Sanırım varlığım Bayan Chu'yu rahatsız etmez. Kendilerine bu arzunuzu bildiririm. İzninizle efendim. Hanımefendiye törenin yarın olacağını hemen bildirmeliyim. Ben de biraz izninizi rica edebilir miyim? Tabii efendim. Bir dakika beni bekler misiniz? Buyurun efendim. Sen küçük bülbülün hizmetkarı ve can yoldaşısın değil mi? Evet. Neden sordunuz? Adım Chang Kung. Bana şanslı Chang derler. 23 yaşındayım. Loyan'ın batısından geliyorum. Bekarım. Bütün bunları bana niye anlatıyorsunuz? Küçük bülbül sık sık odasından dışarıya çıkar mı? Dış görünüşünüzle kibar bir bilgesiniz. Yoksa içiniz dışınızdan farklı mı? Kibar insanlar hareketlerinde asla kuşku uyandırmamalıdırlar. Çok iyi bilmeniz gereken Mencius öğretilerini size benim mi hatırlatmam gerekiyor? Uygun olmayanı yapma. Görme, duyma, söyleme. Ama ben sadece... Hanımefendi çok katı bir insandır. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde. Yanlarına aldıkları evlatlıktan başka bizim bölmeye hiç kimse geçemez. Küçük bülbül biraz önce manastıra girerken yavaş yürüdüğü için çok azarlandı. Bay Chang, odanızı manastırın batı tarafında hazırlattım. Bayan Chu ve kızının kaldığı bölümün hemen yanında. Size verebileceğim en iyi oda oydu. Küçük ve temiz, tam size göre. İzninizle efendim, çok geç kaldım, gitmeliyim. Küçük bülbüle saygılarımı iletmeyi unutma, olur mu? Yemeği beraber yemeği kabul ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hizmetkarımı ve eşyalarımı odama yerleştirip hemen geliyorum. Neler oluyor? Devlet katındaki en saygın görevi elde etmek için daha çok çalışmam gerekirken neler düşünüyorum? Çiçek açmaya hazır, en güzel kokuları saçan bu nadide çiçekle neden bu kadar ilgileniyorum? Baş rahibi buldun mu? Evet, kendisiyle konuştum. Ayin yarın yapılacak. Manastıra girerken gördüğümüz adamı hatırlıyor musun? Baş rahibin yanındaydı. Ben çıktıktan sonra peşimden geldi. Adım Chang Kung. Talihli Chang olarak da tanınırım. Loyan'dan geliyorum, 23 yaşındayım ve bekarım dedi. Kim sordu ki bütün bunları ona?
Benim sizin hizmetçiniz olduğumu biliyor. Küçük bülbül sık sık dışarı çıkar mı? Hiç bu kadar şaşkınlığı görmemiştim. Sakın bu olanlardan anneme söz etme. Derhal bahçeye bir masa hazırla. Yemeğimi dışarıda yemek istiyorum. Nasıl dışarı çıkarsın? Başrahip onun odasını hemen yanımızdaki bölüme hazırlatmış. Daha iyi ya. Tütsülerimizi de hazırla, hemen yakalım. Bol bol tütsünler. Tütsüler de koksun, bahçede olduğumuzu belli etsin, öyle sana mi? Sana ne diyorsam onu yap. Ne güzel bir gece. Gökyüzü açık, mehtap parlak. Hafif bir rüzgar esiyor. Biraz yürüsem belki küçük bülbülü görebilirim. Hiç olmazsa aç gözlerim tatmin olur. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyor. Pembe kız, masayı duvarın yanına koy. Tütsü çubuklarını getirdin mi? Evet, hepsi hazır. Aa, küçük bülbül çıktı. Tütsü çubuklarını yakacaklar. Daha yaklaşmalı. Onu daha yakından görmeliyim. Kaç çubuk yakacağız? 3 tane. Birincisi cennetten inen babam için. İkincisi annemin uzun ömürlü olması için. Üçüncüsü... Neden sustun? İzin ver de senin için ben dua edeyim. Genç hanımımın iyi bir eş bulmasını... ve evlenip giderken beni de yanında götürmesini diliyorum. Tamam. Tütsü çubuklarımız yandı. Kaderim acaba bana nasıl bir yol çizecek? Neler yapacağım? Tatlı bir koku gecenin derinliklerine kadar inmiş. Mehtap ayna gibi gökyüzünde asılı. Böylesine güzel bir geceden neden üzgün? Yoksa onun da kalbinde benim gibi yeşeren hisler mi var? Dinle beni küçük bülbül. Mehtap gecenin karanlığında parlıyor. Yapraklar sessizce gölgeler saçıyor. Ruhum mutlulukların en güzeliyle nasıl yüzleşsin hakkında hiçbir şey bilmezken. Pembe kız, duydun mu? Evet. Eminim 23 yaşındaki şaşkın bekardır bu. Ne kadar güzel bir şiirdi değil mi? Mutlaka cevaplamalıyım. Orkide bahçemde yapayalnız yaşarken bir bahar daha gelip geçiyor. Gezgin bir şair anlayabilecek mi aşkımın iç çekişlerini? Ne kadar güzel bir cevap. Demek ki güzelliğinin yanında çok da zeki. Bütün gece karşılıklı söyleşebilsek, kalbimiz ve aklımız hemen uyuşur. Küçük bülbül, pembe kız, ne işiniz var bahçede? Tütsü çubuklarını yakmaya çıkmıştık anne. Derhal içeriye girin ve bir daha da asla izinsiz dışarıya çıkmayın. Şu şanssızlığa bakın. Bu parlak mehtabın altında gölgelerle beraber ben şimdi ne yapacağım? Belki bir gün söğütlerin gölgesinde sis çöktüğü, bulutların mehtabı gizlediği bir gece başlayacak olan yeni hayatımızın huzur ve eğlencesini bulabiliriz. Bay Chang, Bayan Chu'ya ayine katılma arzunuzu bildirdim. Ne dediler? Ayine katılmanızın hiçbir mahsuru olmadığını, ayrıca sizinle tanışmaktan mutlu olacaklarını söylediler. İsterseniz siz onlar gelmeden tütsü çubuklarınızı yakın. Buyurun çubuklarınızı. Tüm yaşayanlara uzun ömürler, tüm ölülere cennet katında huzur dilerim. Büyük babamı ve babamı Yüce Buda'nın önünde bir kez daha anıp ruhlarına dua ediyorum. Sevgili Buda, bana yardım et. Talihsizlik üzerime vahşi bir zalimlikle çökmesin. İyi günler dilerim rahip efendi. Buyurun Bayan Chu. Size... Bu bey bahsettiğiniz evet kişi... Evet efendim, Bay Chang Kung. Saygılarımı sunarım efendim. Dilerim Yüce Buda dileklerinizi kabul eder ve ölüleriniz huzur bulur. Yüce Buda önünde ben de sizin ölülerinizin huzur bulmasını dilerim.
İzninizle ben de yaşayanların uzun ömürlü olmasını dileyeyim. Pembe kız, benim için tütsü çubuklarını yak. Küçük bülbül, sen de kendininkileri yak ve yüce Buda'ya nişanlın yeğenim Çengheng'le bir an önce kavuşup evlenmenizi dile. Yo, 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 yüce Buda böyle bir dileği kabul edemez, etmemeli. Bu küçük bülbülün değil, annesinin dileği. Bu kabul edilmez bir dilek. Dinleyin askerler. Bu akşam sessizce Hoçunk'a doğru yola çıkacağız. Oradaki manastırı basacağız. Kan dökülmeyecek ve yağma yapılmayacak. O zaman neden manastırı basıyoruz? Ganimetsiz dönmeyiz. Yağmalamalıyız. Söz sen. Bu kez bana çok değerli bir şey getireceksiniz. Ölen başbakanımızın kızı Küçük Bülbül'ü istiyorum. Söylendiğine göre baharda açan lotus kadar güzel ve cazipmiş. Yola kaç kişi çıkacağız? Hep beraber tüm bölük yola çıkıyoruz. Kızı size emanet edemem. Yeni imparatorun taç giyinme öncesi bütün ülke kargaşa içinde. Bu arada kızı kaçıramasak bir daha asla kaçıramayız. Derhal hazırlanın. O kız sadece benim olacak. Efendim, uçan kaplan olarak tanınan isyankar General Ting'in askerleri manastırı çevirmiş. Küçük bülbül isteriz diye bağırıyorlar. Bizleri yüce Buda korusun. Şimdi ne yapacağız? Hey! Manastırdakiler! Dinleyin! General Ting uçan kaplan Küçük Bülbül'le evlenmek istiyor. Kızı bize verirseniz hemen çekileceğiz. Direnip kızı vermemeye kalkışırsanız manastırı ateşe verip hepinizi öldüreceğiz. Size bir saat düşünme süresi veriyoruz. Ya kızı verirsiniz ya da hepiniz ölürsünüz. Küçük bülbül yavrum, uçan kaplan yağmacı askerleriyle birlikte manastırı çevirmiş. Seni kendine eş seçmiş. Anne, ruhum kabuğunu terk edecek kadar korku içinde. Kaçacak, saklanacak bir yer yok mu? Bir avuç rahiple bu asilerle nasıl başa çıkarız? Zavallı bizler. Baban sağ olsa bu hallere mi düşerdik? Yapacak hiçbir şey yok. Beni uçan kaplana teslim edin. Hiç değilse siz, rahipler ve manastır kurtulmuş olur. Olamaz. Bir soyguncu, yağmacı ve bir asiyle nasıl evlenebilirsin? Bu ailemize ağır bir utanç getirir. Soyumuzda suç işlemiş hiçbir erkek yok. Seni bu ahlaksıza nasıl teslim edebilirim? Efendim, gelin bütün rahipleri sığınağa topladım. Oraya geçelim, ne yapacağımızı orada karar verelim. Anne, tek çözüm beni teslim etmeniz. Benim yüzümden bu kadar insan ölsün, manastır yıkılsın istemiyorum. Olamaz, olamaz Küçük Bülbül. Hep beraber burada ölürüz. Anneciğim, daha iyi. Anneciğim, zavallı babamın ruhu bu yıkılmış manastırda nasıl rahat eder? Evlatlık erkek kardeşim ölünce Çu soyunu kim devam ettirir? Sakin olun efendim. Yüce Buda bize yardım eder. Bir çözüm yolu bulunur. En iyisi bana bir ip verin. Kendimi asayım. Sonra bedenimi yağmacı askerlere verirsiniz. Hem ruhum hem sizler kurtulmuş olursunuz. Korkmayın, korkmayın, ağlamayın efendim. Hepimizi ve manastırı bu zor durumdan kurtaracağım. Sizlere söz veriyorum. Bunu yaparsanız size ömür boyu minnettar kalırız. Dilediğiniz her şeyi yaparım. Ne isterseniz her şeyi. Yeter ki bizleri bu zor durumdan kurtarın. Sadece Küçük Bülbül'le beni evlendirmenizi dilerim. Pekala, siz veya herhangi birisi,
Her kim ki bizi bu zor durumdan kurtarır, kızımla evlenmeyi hak eder. Herkes isyankar uçan kaplandan daha iyidir. Başrahip, yardımınıza ihtiyacım var. Bakın genç adam, benden ve rahiplerimden savaşmamızı isteyemezsiniz. Korkmayın, sizden sadece dışarıya çıkıp uçan kaplanla konuşmanızı istiyorum. Ne konuşacağım? O beni dinler mi? Anlayacağı dille konuşursanız sizi dinler. Küçük Bülbül'ün ölen babası için ayin yaptırdığını, matem elbiselerini de 3 günden önce çıkarmayacağını söyleyeceksiniz. Küçük Bülbül'le evlenmek istiyorsa matem bitene kadar beklesin. 3. günün sonunda Küçük Bülbül matem elbiselerini atacak ve gelinliğini giyip manastırdan dışarıya çıkacak. Bu arada askerlerini ok atış menzilinden uzaklaşıncaya kadar manastırın ötesine çeksin. Ya Küçük Bülbül'ü hemen isterse? Küçük Bülbül'ü matem elbiseleri içinde alırsa bunun kendisine ve askerlerine şanssızlık getireceğini hatırlatırsınız. Peki 3. günün sonunda ne olacak? Onu da halledeceğim. Küçük Bülbül'le evlenmek için halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Pekala rahip efendi. 3 gün bekleyeceğim. Yalnız 3. günün sonunda kızı çadırımda görmezsem hepinizi öldürürüm. O kız ya benim olur ya da ölür. Yaşlı kadına söyle, kendisine benden daha iyi damat bulamaz. Başrahip, General Toçoh'a benim bir mesajımı götürecek becerikli genç bir rahibe ihtiyacım var. General Toçoh mu dediniz? Beyaz at olarak tanınan, hiçbir isyankarın önünde dayanamadığı Toçoh mu? Evet, evet, kendisiyle kardeş gibiyizdir. Emrindeki 100 bin askeriyle buradan 45 mil ötede konaklıyor. Kendisine yazdığı mektup eline geçer geçmez eminim gelip bizi kurtaracaktır. Bir rahibin gecikmeden yola çıkıp bu mektubu götürmesi lazım. Ya uçan kaplanın askerlerine yakalanırsa? Dilerim Yüce Buda onu ve hepimizi korur. Zaten başka çaremiz de yok. Hemen en genç ve becerikli rahibi bu iş için görevlendireceğim. General Ting'in komutası altındaki yörelerden huzursuzluğun arttığı, sükunetin bozulduğuna dair raporlar geliyor. Haklısınız efendim. Yağmalama ve halka eziyet her geçen gün artıyormuş. Sanırım artık kendisine karşı harekete geçme zamanı geldi. İşte sorun burada. Uçan kaplan her şeyi öylesine sinsice ve ardında iz bırakmadan yapıyor ki kendisine karşı harekete geçebilmemiz için elimizde somut, ciddi bir delil yok. Belki bu akşam çevreyi kontrole çıkan devriye birlikleri hareket için yeterli bir sebep bularak dönerler. Girin. Efendim, kapıda üstü başı yırtık, yorgunluktan perişan olmuş bir rahip var. Sizinle görüşmek istiyor. Alın içeriye. Adım Hui Ming. Puxi Manastırı'ndan geliyorum. Uçan kaplan komutasındaki birlikle manastırımızı çevirdi. Ölen başbakanın kızı Küçük Bülbül'ü kendisine eş seçmiş. Kızı kendisine vermezsek manastırı yıkacağını ve herkesi öldüreceğini söyledi. Tarihli Çank olarak bilinen ve manastırımızı tesadüfen ziyaret eden bir bilgin yardım etmeniz için size bu mektubu yolladı. Ver bakayım. Üç gün müddet verilmiş. Bizden 45 mil uzaktalar. Zamanımız çok kısıtlı. Hemen yola çıkarsak belki yetişebilir, onları kurtarabiliriz. Kurtulduk efendim, kurtulduk. General Beyazıt'ın askerleri galip geldiler. Kulaklarıma inanamıyorum. Bu sığınakta öleceğimizi sanıyordum. Saygılarımı sunarım Bayan Chu. Sizi bu beladan daha önce kurtaramadığım için beni bağışlayın. Chang, sevgili kardeşim, seni yeniden görmek ne güzel. Sağ ol kardeşim. Bizi çok büyük bir dertten kurtardın.
Sayende tepemizdeki bulutlar dağıldı. Güneş yeniden doğdu. General, bu iyiliğiniz karşılıksız kalmamalı. Dileyin benden ne dilerseniz. Ben sadece görevimi yaptım. Karşılık beklediğim hiçbir şey yok. Kardeşim Chang, neden beni görmeye gelmedin? Uzun zamandır gireceğim sınavlar için çalışıyorum. Klasikleri defalarca devrettim. Seyahate çıkacak hiç vaktim olmadı. O zaman gel beraber dönelim. Seni karargahımda ağırlamaktan zevk duyarım. Dönüş yolculuğunda sana eşlik etmek ve bir süre seninle kalmaktan gerçekten mutlu olurdum. Ancak Bayan Chu kızı küçük bülbülle beni evlendireceğine söz verdi. Bu çok güzel bir haber. Tebrik ederim. General, yorgun ve aç olmalısınız. Sizin için hemen yemek hazırlatacağım. Düğün yemeğine de katılırsan çok mutlu oluruz. Beni bağışlayın. Derhal karargaha dönmeliyim. Yeni imparatorun taç giyinme kargaşasından yararlanmak isteyen bir sürü alçak var. Söz veriyorum bir dahaki karşılaşmamızda bu mutlu olayı bol bol kutlayacağız. Sevgili kardeşim, ilk fırsatta küçük bülbülle ziyaretinize geleceğiz. Yolun açık, şansın bol olsun. Güle güle general. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayıp her zaman size minnettar kalacağız. Hoşça kalın. Chang, sana ve küçük bülbüle mutluluklar dilerim. Generalim, ben sizi manastırın kapısına kadar geçireyim. Bay Chang, çok büyük bir iş başardınız. Şu anda yaşıyorsak ya da küçük bülbül bizimle beraberse bunu size borçluyuz. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Yarın akşam sizin için özel bir ziyafet hazırlatacağım. Teşekkür ederim Bayan Chu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Annen ve Bay Chang yemeğe başlamak için seni bekliyorlar. Geç kalmamalıyım. Bay Chang'a gereken ilgi ve saygıda kusur etmemeliyiz. Yine ne kadar güzelsin. Bay Chang senin gibi bir eşe sahip olacağı için çok şanslı. Saçmalama. Ne ben o kadar güzelim ne de Bay Chang o kadar şanslı. Şu tokalarımı düzeltir misin? Dur bakayım. Tamam oldu. Dur şu kuşağı da bağlayayım. Evet, artık içeriye geçebiliriz. Oh, gel kızım, abin Chang'a saygılarını sun. Abin mi dediniz? Kalk küçük bülbül, iyi mi öyle? Pembe kız, kız kardeşin küçük bülbül ve abine sıcak şarap ikram et. Teşekkür ederim efendim, içmem. Pembe kız, şarap kadehlerini kaldır. İçki içmek için var olan sebep annem tarafından yok edildi. Küçük bülbül, abine şarap ikram et. İçin Bay Chang. Lütfen bir yüzüm alın. Pembe kız, lütfen küçük bülbülü odasına götür. Anlaşılan sinirleri bozuldu. Sakinleşince geri getirirsin. Oturun Bay Chang. Huzurunuzda oturamayacağımı biliyorsunuz Bayan Chu. İzninizle hemen odama dönmek istiyorum. Yalnız ayrılmadan size bir iki sorum var. Tutamayacağınız sözü zor durumda kalınca neden verdiniz? Küçük bülbülle beni evlendireceğinizi vaat etmiştiniz. Çok yakında kocası olmam gerekirken neden abiyi oldum? Ha? Fikrinizi değiştirmenizin sebebi ne? Hayatımızı kurtardığınız için size minnettar olduğumuzu biliyorsunuz. Size çok umutsuz bir anımda kendimi bilmeden yerine getirilmesi imkansız bir söz verdim. Beni bağışlayın lütfen. Küçük bülbülle evlenmemde ne gibi bir sakınca var? Daha babasının sağlığında küçük bülbülü yeğenim Cheng Heng'le evlendirmeye söz vermiştik. Doğu Link yolunda hala isyankarlarla tutulu olduğundan kendisi şu anda burada değil. Zaten burada olsaydı bütün bunlar başımıza gelmezdi. General Beyazat'ı çağırıp Doğu Link yolunu açtırıp yeğeninizi hemen buraya getirip küçük bülbülle evlendirmemi isterseniz hiç şaşırmayacağım. İsterseniz size zengin bir kızla evlenmenizi sağlayacak kadar para verebilirim. Bayan Chu, benim sizden küçük bülbülden başka alabileceğim hiçbir şey yok. Paranın herkesi mutlu edebilecek bir miktarı vardır. İyi düşünün. Beni şimdiye kadar bilgimin miktarı mutlu kılmıştı. Bundan sonra da gene o kadar. Koş Pembe kız, yakala onu. Ben annemi oyalarım, seni aramaz. Akşam tütsü yakmak için bahçeye çıkacağım. Gelmesini söyle. Duvarın arkasından birbirimize şiirler söyleriz.
akşam Bay Chang'ın yazdığı mektupları ortaya döküp tekrar tekrar okumaktan sıkılmıyor musun? Annem uyudu mu? Evet, uyudu. Emin misin? Elbette uyudu. Kaç yıllık hanımımın ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağını bilmez miyim? Oğlan kardeşim ne yapıyor biliyor musun? Odasına çekildi. Uyudu mu peki? İşte onun ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağı hiç belli olmaz. Bahçeye çıkar mı acaba? Bilmem ki, neden sordun? Ben bu gece Bay Chang'ı görmeye gideceğim. Yok yok, olmaz. Ya bir gören olursa? Artık dayanamayacağım. Mutlaka onu görmek istiyorum. Hadi çıkalım. Bu sabah mektubumu götürdüğün zaman nasıldı peki? Seninle aynı dertte. Günlerdir iştahsız ve uykusuz. İyice solmuş, çökmüş. Başrahibin getirdiği doktorlar her geçen gün daha da zayıflamasına bir çare bulamıyorlarmış. İşte geldik. Sen geride dur, ben kapıyı çalayım. Gecenin bu saatinde burada... Küçük bülbül sizi görmek istedi. Küçük bülbül mü? Rüyada mıyım? İçeri girin, bir gören olur. Siz kapıyı kapayın, ben dışarıda bekleyeceğim. Gelen olursa hemen haber veririm. Küçük bülbül, yüzüme bakmayacak mısın? Rüyalarımdakinden çok daha güzelsin. Neden öyle suskunsun? Mutluluğumu gizleyemediğim için beni bağışla. Bir kelebeğin yeni açmış tomurcuklarda tatlı bir öz buluşu gibi mis kokulu yanaklarından öpebilir miyim? Çektiğimiz bunca acıdan ve sıkıntıdan sonra kurtulabilecek miyiz? Dağlar ve denizler önünde aşkımızın sonsuza dek süreceğine dair söz veriyorum. Küçük bülbül, artık gitmeliyiz. Belki kardeşim bahçeye çıkar, bizi görebilir. Küçük bülbül, ne olur biraz daha kal. Gitmeliyim. Seni tekrar ne zaman görebilirim? Yarın gece Mehtap kaybolduktan sonra yine geleceğim. Daha uzun kalacaksın değil Annem mi? Annem ve oğlan kardeşim uyurlarsa kalırım. Pembe kız, annem seni çağırıyor. Küçük bülbülle her gece bahçede ne yaptığınızı öğrenmek istiyor. Kendisine beni bahçede gördüğünüz geceler hemen içeriye gönderdiğinizi de söyledim. Annemin sopasını hazırlayayım. Nasıl olsa ikinizi de döver. Gördün mü başımıza gelenleri? Ne yapacağız şimdi? Pembe kız kardeşim, sen kendini en iyi şekilde korumaya çalış. Ben başımın çaresine bakarım. Ne zaman dolunay olsa arkasından bulutlar belirir ve fırtına patlar. Kaç kez uyardım seni. Her gece Mehtap'ın doğuşundan sabah yıldızlarının kayboluşuna kadar onunla gönül eğlendiriyordum. Lütfen annemle konuşurken çok dikkatli ol. Artık ben içeri giriyorum. Sakın odandan dışarı çıkma. Eminim annen benden sonra da seni çağıracaktır. Seni çiğen seni. Çök önüme. Benim bir suçum yok efendim. Sus ve inat etme. Bana doğruyu söylersen dayak yemeyeceksin. Size geceleri küçük bülbülle dışarıya çıkma iznini kim verdi? Dışarı çıktığımızı kim görmüş? Oğlum görmüş. İnkar mı ediyorsun? Oh! Anlaşıldı, senin canın dayak istiyor. Vurmayın. Anlaşıldı. Ne olur. Her şeyin doğrusunu söyleyeceğim, vurmayın. Şöyle anlat bakalım. Yalan söylersen gene döveceğim. Bir gece nakış işlerken küçük bülbüle Bay Chang'ın çok hasta olduğunu, başrahibin ve sizin gönderdiğiniz doktorların derdine çare bulamadıklarını söyledim. O da Bay Chang'ı ziyaret edip hatırını sormak istedi. Peki ne konuştular? Bay Chang uğradığı ihanetin kendisini sonsuz bir acıya sürüklediğini, yemeden içmeden kesildiğini, günlerdir gözüne uyku girmediğini söyledi. Sonra? O geceden sonra her gece birbirlerini görmeye başladılar. Ben kendilerini dışarıda kapıda bekliyordum. Ne? Nasıl olur da onları baş başa içeride bırakırsın? Olan oldu hanımefendi. Beraber çok mutlular. Kuş büyüdüğünde kafeste tutmak zorlaşır. Seni alçak seni. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Hayır efendim, hiç kimsenin değil. Sizin yüzünüzden oldu bunlar. Yani şimdi beni mi suçluyorsun? İsterseniz beni gene dövün ama doğru bildiğimi söyleyeceğim. Bay Chang kızınızı sevmese manastır sarıldığında yardım eder miydi? Oysa siz tehlike geçtikten sonra fikrinizi değiştirdiniz. Her şey şimdi daha çok karışacak. Hem aile şerefiniz lekelenecek, hem de Bay Chang başkentteki sınavları kazanıp mevki sahibi olunca intikamını sizden kat kat alacak. Nedir bu başımıza gelen? Artık onları birbirlerinden ayıramazsınız. Küçük bülbül gibi bir kızım olduğu için ne kadar şanssızım. Aile şerefimizi iki paralık etti. Yüz karası. Pembe kız, git önce küçük bülbülü, sonra da Bay Chang'ı buraya çağır. Peki efendim, hemen gidiyorum.
heyecandan odamda duramadım. Gelip bütün konuştuklarınızı kapıdan dinledim. Ben şimdi annemin karşısına nasıl çıkacağım? Çok utanıyorum. Ne zamandan beri utanıyorsun? Her gece sevgilinle buluşurken utanmak aklına geliyor muydu? Hadi bırak ağlamayı da içeri gir. Gel küçük bülbül. Gel. Ağlamayı bırak ve yüzüme bak. Senin için şimdiye kadar elimden gelen her şeyin en iyisini yaptım. Sen de karşılık olarak aile şerefimizi iki paralık ettin. Nedir bu başımıza gelenler? Bunları hangi günahım için çekiyorum? Geçmişte işlediğim bir günah için mi? Yoksa gelecekte işleyeceğim bir günah için mi? Buyurun Bay Chang, girin. Beni emretmişsiniz efendim. Şu eski özdeyişi hiç duydunuz mu? Eski bilgeler tarafından doğru kabul edilmemiş hareketler yanlıştır. Eğer sizi yetkililere şikayet edersem bu aile şerefimize büyük bir leke sürecektir. Buna karşılık küçük bülbülü size verirsem, kızımı yüksek rütbeli ve zengin birisine veremediğim için aile geleneklerine karşı gelmiş olacağım. Yarın sabah sarayda açılan sınavlara katılmak üzere başkente doğru yola çıkacaksınız. Küçük bülbül benimle kalacak. Sınavları kazanıp saray erkanına dahil olunca geri gelip küçük bülbülü alabilirsiniz. Geleceği siz ve başarınız çizecek. Hancı neredesin? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hatırımıza iyi bak. Bana ve hizmetkarıma en iyi odanı ver. Peki efendim. Önce size odanızı göstereyim. Gece geç vakit, yorgunsunuzdur. Buyurun efendim, tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler, çıkabilirsiniz. Bizi gün doğmadan uyandır. Peki efendim, iyi geceler. Efendim, battaniyemi yatağınızın ayak ucuna serip hemen uyuyayım mı? Ne istersen yap. Ne kadar da uykum var. İyi geceler efendim. Siz yatmıyor musunuz? Hayır, ben çalışacağım. Efendim lütfen yatın. Günlerdir yollardayız. Çok yoruluyorsunuz. Bu uykusuzluğa daha ne kadar dayanabilirsiniz? Bu ıssız odada yalnız başıma bir yastığa başımı koyup uyumamı mı istiyorsun? Belki de haklısın. Buz gibi yatağa yatıp hiç değilse biraz dinleneyim. Kim o? Benim. Küçük bülbül. Açın kapıyı. Küçük bülbül. Gir hemen içeri. Çok üşümüşsün. Sensiz yaşayamazdım. Seni bulmalıydım. Beni bırakma. Nereye gidersen beni de götür. Küçük bülbül, sakin ol, artık titreme. Tabii ki seni bir daha hiç bırakmayacağım. Gel otur, bitkin bir haldesin. Üstün başın yırtılmış, babuşların çamur içinde. Bu kadar yolu nasıl tek başına geldin? Atın var mıydı? Issız topraklarda, boş ovalarda kah yürüdüm, kah koştum. Bizi ayıran dağları, tepeleri aşmalıydım. Üzerimizdeki sis kalkmalı, güneş doğmalıydı. Aç, susuz, uykusuz. Sevgilim, bir çiçek gibi solmuşsun. Ayrılık katlanmamız gereken en büyük acı. Senin kazanmak için gittiğin rütbe benim için bir sineğin kafası kadar önem taşımıyor. Bundan sonra hayatta ve ölümde hiçbir zaman ayrılmayacağız. Efendim, evet. Efendim Chang, uyanın. Gün doğdu, yola çıkmamız küçük gerekiyor. Küçük bülbül. Hepsi rüya mıydı? Kötü bir rüya mı gördünüz efendim? Sabah olmuş. Toprağın üstündeki buzlar kırılmış. Sabahın sisi ortalığı daha da yalnız kılmış. Hadi, hadi yola koyulalım.
Küçük Bülbül neredesin? Bizi ayıran binlerce dağ tepesinin ötesinde neler yapıyorsun? Bu ne mutluluk? Gözlerime, kulaklarıma inanamıyorum. İnanmalısınız efendim. Listeler asıldı ve siz sınavları birincilikle kazandınız. Yüce ecdadım, bana bahşettiğiniz bu şans için önünüzde gururla eğilirim. Küçük Bülbül'üm, artık bütün mutluluklar bizim. Endişelerimiz son buldu. Hizmetkarım, bana kağıt, fırça ve mürekkep ver. Buyurun efendim. Evet, 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 evet. Derhal hazırlan ve yola çık. Bu mektubu Küçük Bülbül'e vereceksin. Kendisine en kısa zamanda manastıra geleceğimi söyle. Düğün hazırlıklarına başlasınlar. Peki efendim, hoşça kalın. Yolun açık olsun. Küçük Bülbül seninle mektup göndersin. Aylar geçti. Hala Çank'tan bir haber alamadık pembe kız. Artık korkmaya başladım. Ne olacak halim? Yüzümün renksizliğine, şu saçlarımın donukluğuna bak. Seni hiç bu kadar solgun ve zayıf görmemiştim. Gözüm hep tepelerin ardından bir mutluluk işareti arıyor. Ama sesin içinde meyvesiz ağaçlar ve kuru dalları görüyor. Pembe kız, kapıyı açıver. Rahipler yine ayine çağırıyorlardır. Gel, gir içeriye. Yalnız mısın? Çank da geldi mi? Efendim başkentte kalmak zorunda. Size bu mektubu yolladı. Kötü haberler varsa mektubu hiç verme. Küçük Bülbül'ün daha çok acı çekecek hali kalmadı. Bir ay önce efendimden ayrıldığım zaman kendisi için başkent caddelerinde şenlik hazırlıkları başlamıştı. Demek ki Çank, sevgili Çank sarayın sınavlarını kazandı. Hem de birincilikle. O kadar mutluyum ki kulaklarıma inanamıyorum. Şimdi geleneklere göre başkent caddelerinde 3 gün dolaşıp kendisini tanıtması gerekiyor. Buyurun mektubunuzu. Koruyucu mukaddes ecdadıma şükürler olsun ki sınavları birincilikle kazandım. Resmi işlemler tamamlanmadan başkentten ayrılamayacağım. Endişelerini azaltmak için sana hemen bu mektubu gönderiyorum. Kalbim her zaman seninle. Artık dünün yalnızlığını ve ümitsizliğini unut. Bugünün mutlu kuş ötüşlerine kulak ver. Çok yakında kavuşacağız. Efendim Çank, sizin kendisine yazacağınız mektubu alıp hemen geri dönmemi emrettiler. Pembe kız, bana fırça, kağıt ve mürekkep ver. Hemen Çank'a mektup yazmalıyım. Efendim Çank, girebilir miyim? Ah, döndün mü? Gel tabii, gel. Küçük Bülbül nasıl, bana mektup gönderdi mi? Evet, buyurun mektubunuzu. Sadece 6 aydır ayrıyız değil mi? Oysa bu süre bana çok daha uzun geldi. Başkent güneşten uzaktır derler, haklıymışlar. Mektubundan sınavları kazanmış olduğunu öğrendim. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebilir misin? Hizmetkarın dönme telaşı içinde olduğundan hislerimi şu birkaç satırla dile getirmek istiyorum. Değerli bilgemi özlemle bekledim. Onun büyük yeteneğini bilerek, aynaya bakıp ona layık olup olmadığımı düşündüm. Ve benden başka birisini aramayacağını umdum. Söyle bana hizmetkarım, küçük sevgilim ne kadar ince ruhlu. Benim için sana özel bir şey söyledi mi? Sadece sizin çok önemli bir mevkiye gelmeniz dolayısıyla... Evet. Başka bir evlilik ilişkisine girmeyeceğinizi ümit ediyor. Küçük Bülbül endişelenmekte haklı. Beni şimdiden kızlarına koca olarak kabul etmiş o kadar çok aile var ki. Ama hangisinin kızı Küçük Bülbül kadar güzel ve iyi huylu olabilir? Bizim aşkımız rüyalar kadar güzel, yeryüzü kadar sağlam, denizler kuruyup kayalar sürükleninceye kadar sürecek bir aşk bu. Bana yazdığı şu 2 satırla beni nasıl mutlu etti. Artık bir ipek böceği gibi kendimi düşlere sarıp rahat uyuyabilirim. Gel. Bir saattir nerelerdeydin? Seninle konuşacaklarım var. Halanız hanımefendi kendisinden önce benimle konuşmak istemenizi hayretle karşıladı. Manastır'a yeni geldim. Bir yerleşeyim, tabii ilk fırsatta kendisini de ziyaret edeceğim. Şimdi hemen halama git ve Küçük Bülbül'le evlenmemiz için düğün gününü seçmesini söyle. Ama Küçük Bülbül başkasıyla sözlü. Bir atın 2 eğeri olmaz.
Babası sağken küçük bülbül ile bana söz kesilmişti. Bu dul kadın verilmiş bir sözden nasıl vazgeçer? Uçan kaplan manastırı kuşatıldığında nerelerdeydiniz? Küçük bülbülü alıp götürseydi benim sözdüm diye kime dert anlatacaktınız? Efendim Çang olmasaydı şimdi hepimiz ölmüş olacaktık. Bütün bunlardan sonra ortaya çıkmış ben küçük bülbülle evleneceğim diyorsunuz. Küçük bülbül varlıklı ve soylu bir ailenin oğluyla yeniden sözlenmiş olsaydı bu kadar öfkelenmeyecektim. Ama böyle yarı aç, yarı tok bir gezgine verilmesini hazmedemiyorum. Bu adam nasıl benim gibi soylu, zengin birisiyle kıyaslanabilir? Bir dolunayın vereceği ışıkla bir ateş böceğininki elbette kıyaslanamaz. Efendim Çank gibi kibar, bilge bir insanla sizin gibi kaba saba... Seni canavar çıyan seni, toz ol gözüm görmesin. Ben yapacağımı bilirim. Küçük bülbül benimle evlenecek. Anladın mı? Benimle. Küçük bülbül saraya giriş sınavlarını birincilikle kazanan Çank'la mı sözlendi? Beni suçlayamazsın, çaresiz kaldım. Sen yanımızda yoktun, hayatımızı ona borçluyuz. Eski bir başbakanın kızı, bu kadar güzel kızı... ...nasıl olur da o açlıktan nefesi kokan gezginin ikinci karısı olur? Ne demek istiyorsun? Bir bildiğin varsa söyle, öğrenmek hakkımız. Peki. Madem istiyorsunuz gördüklerimi anlatayım. Sınavlardan sonra kazananlar başkent sokaklarında geleneksel gösteri yürüyüşü yapıp kendilerini tanıtıyorlardı. Bakan Wayne'in kızı ipek mendilini Chang'ın üstüne atınca hizmetkarlar hemen Chang'ın arabasını Bakan Wayne'in önüne getirdiler. Bakan Wayne de kızını geleneğe göre Chang'ın birinci eşi ilan etti. Chang bir eşi olduğuna dair ağzında bir şeyler geveledi. Onun üzerine Bakan Wayne de onu yani küçük bülbülü İkinci eş ve kızının hizmetkarı olarak ilan etti. Olamaz! Küçük bülbül eski başbakanın kızıdır. Ve asla bir bakanın kızından sonra gelemez. Ah, her zaman bu Çang'ın ailemize layık olmadığını söyledim. Madem ki bakan bayinin kızıyla evlendi... ...bundan sonra bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Derhal düğün hazırlıklarına başlayalım... Küçük bülbülle en kısa zamanda sen evleneceksin. Teşekkür ederim halacığım. Gidip hemen baş rahiple düğün gününü kararlaştırayım. Manastırımıza hoş geldiniz General Toço. Hoş bulduk rahip efendi. Yüce Buda'ya şükürler olsun ki bu sefer hayırlı bir iş için manastırınıza geldim. Aziz dostum Çank'ın buraya gelmek üzere başkentten ayrıldığını duydum. Kendisi Hoşunk eyaletine vali olarak atandığı için kutlayacağım. Efendim ben de sizi eyaletimiz Hoşunk'a başkomutan olarak atandığınız için kutlamalıyım. Valimiz Bay Çank ile aynı eyalete atanmanız ne büyük şans. Bu tatlı bir rastlantı mı yoksa Çank'ın saray tarafından yerine getirilen bir ataması mı bunu Çank gelince öğreneceğiz. Hanımefendi sizi Hoşunk eyaletinin valisi ve damadınız olarak saygıyla selamlarım. Bay Çank ben de size valimiz olarak saygılarımı sunarım ama asla sizi damadım olarak kabul edemem. Yine yanlış olan nedir? Sınavları kazandım. Böylesine yüksek bir mevkiyi elde ederek geri döndüm. İyi başlangıç iyi son gerektirir. Sonu kötü olacak olan iyi başlangıcın ne faydası olur? Küçük bülbüle olan bağlılığınızı Bakan Bay'ın kızıyla evlenerek gösterdin. Küçük bülbül her şeyden önce ölmüş de olsa bir başbakanın kızıdır ve asla ikinci eş olamaz. Böyle bir evlenmeyi nasıl yapabildiniz? Bir dakika. Size kim uydurdu bu yalanları? Bu söyledikleriniz doğruysa bırakın gökyüzü beni sarmasın. Ayaklarım bir daha toprağa basmasın. Başkentte birçok bekar kız gördüm inkar edemem. Ama benim aklım ve kalbim burada. Sadece küçük bülbüldeydi. Ortalığı karıştıran bu yalancı kim? Ha? Kıskançlıktan gözleri dönmüş bu rezilin cezası pazar yerinde herkesin gözü önünde asılmak. Yeğenim Cheng Heng başkent caddelerinde düzenlenen şenlikler sırasında... ...Bakan Bay'ın kızının size mendil attığını görmüş. İnkar mı edeceksin? Hanımefendi bir... Efendim Çank,
Ne zaman geldiniz? Pembe kızı nasılsın? Küçük Bülbül nasıl? Sizin Bakan Vay'ın damadı olduğunuzu öğrendikten sonra biz de hemen Küçük Bülbül'ü yeğen Cheng Heng'le evlendirme hazırlıklarına giriştik. Zaten siz ortaya çıkmadan önce Küçük Bülbül onunla sözlüydü. Dünyada hiçbir şey bu yaptığınızdan daha saçma olamaz. Küçük Bülbül bu yalancı maymunu nasıl koca diye kabul edebilir? Siz ikiniz de bu sinsi, kocaman kediye nasıl hizmet edersiniz? Öfkenizden bizi arındırın. Yeni eşinizi nerede bıraktınız? Beni böyle bir saçmalıkla suçlayabileceğinizi hiç ummazdım. Başkaları değil, fakat siz ikiniz Küçük Bülbül'e olan aşkımı biliyorsunuz. Tek başıma cehennem çukuruna girdim çıktım, ölesiye çalıştım, sınavları kazandım. Niçin? Sizin beni Küçük Bülbül'le gerekli olan mevkiye geldikten sonra evlendirmeniz için. Hanımefendi, ben efendim Bay Chang'ın doğru, yeğeniniz Heng Cheng'in yalan söylediğine eminim. Küçük Bülbül'ü buraya çağıralım mı? Pembe kız, Küçük Bülbül'ü buraya getir. Peki efendim. Hanımefendi, ikinci kez sözünüzden dönüyorsunuz. Yeğenim Cheng de beni sözümden dönmekle suçluyor. Çünkü kocamın sağlığında Küçük Bülbül'le onu evlendireceğimize dair söz vermiştik. Uçan kaplan gelip manastırı basmasıydı, bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Peki tehlike anında sevgili yeğeniniz neredeydi? Ona neden sizleri kurtarması için haber göndermediniz? Tutamayacağınız sözü zorda kalınca neden değiştirdiniz? Küçük Bülbül'üm, benim tatlı hanımefendim. Saygılarımı sunar, size saadet ve başarılar dilerim efendim. Başını kaldır ve lütfen yüzüme bakarak konuş. Ruhumu öylesine derin bir acıya boğdunuz ki gözlerimin sizi görecek gücü yok. Neden Bakan Vay'ın kızını bana tercih ettiniz? Bütün bu yalanları sana kim söyledi? Cheng Heng anneme söylemiş. Neden hepiniz bu ahlaksız yalancıya inanıyorsunuz? Bana ise Yüce Buda inanıyor. Gölgesini bile görmediğim biriyle evlenmiş olmakla neden suçlanıyorum? İzin verin bizi bu zor durumdan gene General To Cho kurtarsın. Bırakalım sorunu o çözsün. Şu anda General Beyazat'ı nerede bulacağız? Hemen çağırsak bile gelmesi kaç gün sürer? General vali oluşunuzu kutlamak için dün sabah manastıra geldi. Kendileri de Hojung eyaletine komutan olarak atanmışlar. Cheng Heng'le onun önünde yüzleşirsiniz. Kendileri adil olan bir çözüm bulurlar. İşte böyle aziz dostum. Ben Küçük Bülbül'le evlenme sevinciyle döndüğümde ne umdum ne buldum. Halacığım, Küçük Bülbül'e aldığın düğün hediyelerine bakın. İşte sonunda seninle karşılaştık yalancı Cheng Heng. Siz Bay Cheng Kung olmalısınız. Ne işin var burada? Bu manastıra neden geldiğini söyler misin? Şey efendim, ben sınavları birincilikle kazandığınızı duyar duymaz buraya sizi tebrik etmek için geldim. Yani şimdi sen beni tebrik etmek için mi burada bulunuyorsun? Tabii efendim. Ayrıca Küçük Bülbül'le de size mutlu bir evlilik dilerim. Halacığım ben hemen gitmeliyim. Hoşça kalın. Yok, o kadar çabuk kaçmak yok. İlgililere söylediğin yalanlardan sonra hesap verip cezanı çekmek zorundasın. İzin verin gitsin general. Ne de olsa yeğenim. Lütfen benim hatırım için affedin, bırakın gitsin. Pekala. Git ve bir daha asla aynı hatayı yapma. Evet dostum ve sevgili kardeşim Chang. Şenliklere ve düğün hazırlıklarına hemen başlayalım. Ve mutlu bir çiftin kavuşmasını kutlayalım. Chen'in yazdığı, Yeşim Bayer'in çevirerek uyguladığı Batı Odası'ndaki Aşk adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ergin Orbey, efektör Mehmet Turgut. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.